Devil May Cry serisinden Spartan'ın oğlu Dante, yarısından kelli şeytan, çocukken anasını iblislere kaptırdı. Kendi ajansında şeytan avlayan bir nevi paralı askerdir. İblisin oğlu iblis kesen, atalarından yadigar Sparta'nın kör testeresi, cengaver yiğit, çulsuz Dante. Birinci bölüm karakter temelleri. Dante'nin kendini beğenmiş ve rahat bir tavrı vardır. Karizmatiktir. Düşmanlarıyla sık sık alay eder. Umursamazdır. En tehlikeli düşmanların karşısında bile kaygısızdır. Düzenbaz bir dövüş stiline sahip. Ne yapacağı belli olmaz. Kabadayıvari bir yanı da vardır. Kibir sınırında güçlü bir özgüvene sahip olsa da bu özgüvenin altı da doludur. Dante parayı sever ancak yine de para için adam satmıyor. Kişisel prensiplere sahiptir. Bir kazanç söz konusu olmasa bile çoğu zaman ihtiyacı olanlara yardım eder. O her zaman adaletsizliğin karşısında durur. Don't you dare say it's jackpot. İkinci bölüm olasılıksız balistik yetenek. Dante namümkünü mümkün kılar. Olasılıksız bir savaş stili vardır. Düşman mermisini mermiyle vurur. Bir binadan aşağıya ters takla atarak şeytanları delip geçer. Helikopterden helikoptere atlarken şarjör değiştirir. Düşmanı tutar, havaya fırlatır, havada vurmaya devam eder. Sektirdikçe sektirir. Ortam momentumundan maksimum düzeyde yararlanır. Dövüş stili abartılı ancak şıktır. I'm the first one here. I like that. Üçüncü bölüm parasız adamı anası bile sevmez. Dante karizmatik ve özgüveni yüksek biridir. Serinin bazı bölümlerinde büyük mali sıkıntılar çeker. Borca girer, yemek alacak parası yoktur, suları kesilir. Patty onu şimdiye kadar çalıştığı en bahtsız kişi olarak kıyaslar. Lady, Trish'in onu kıskançlıkla itham etmesinin ardından kimsenin Dante ile sevgili olmak istemeyeceğini söyler. Dante'nin çulsuz anlarında kadınların alay konusu olduğu görülür. Elbette bu anlar seriye biraz mizah unsuru katarmış gibi yapsa da çoğu kez sevimsiz anlardır. Dante tüm bu alayları da esnek ve alıngan olmayan mizah anlayışıyla nötrlemeyi başarıyor. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go. Let you go? Dördüncü bölüm müzmin bekar. Neredeyse her bölümde oldukça çekici kadınlarla çevrilidir. Dante onlardan herhangi birine gerçekten ilgili değildir. Trish'in annesine tıpatıp benzemesi bir yana, Lady ve Lucia'yla da hiçbir zaman profesyonel bir ilişkiden fazlasını yaşamamıştır. Bununla birlikte gündelik flörtler dışında pek bir şeyler dönmez. Hatta Lucia ona doğrudan seks teklifinde bulunmuş. Dante ise bunun işine engel olacağı gerekçesiyle reddetmiştir. Dante'nin annesinin ölümü nedeniyle biriyle romantik bir ilişkiye girmenin yalnızca daha fazla kayıpla sonuçlanacağına inanır. Herhangi duygusal ya da romantik bağa karşı temkinlidir. Dante's left. Beşinci bölüm göründüğü gibi değil. Dante ve Virgil gösterdiklerinden farklı kişiliklerdir. Dante'nin olaylara ve durumlara karşı umursamaz bir tavrı var gibi görünür. Şakamatikler, espriler, sık sık sarkastik davranışlar. Ancak bu ilk izlenim yanıltıcıdır. Zor zamanlar baş gösterdiğinde Dante derinlikli ve olgun bir kişiliğe bürünür. Zorluklar karşısında daha ciddi ve odaklı bir hale gelir. İş bitirici kimliği tezahür eder. Virgil'de ise bu durum tam tersidir. Virgil kendini ciddiye sahip biri
olarak sunar. Her zaman hedef odaklı gibidir. Sakin ve kararlı görünür. Ancak bu dış görünüşünün altında Virgil'in iç dünyasında güvensizlik ve kırılganlıklar var. İşler yolunda gitmediğinde hızlıca yalpalayabilir. Sorumluluk sahibi görüntüsüne rağmen güç peşinde koşar. Dürtüsel kararlar alır. Mesela tek gecelik bir ilişki sonucunda Nero'nun babası olması gibi. Bu tip davranışlar aslında sorumlu bir bireyin göstereceği tutarlılığı gölgeliyor. Altıncı bölüm baş kahramandan akıl hocasına. Devil May Cry 4'ün başında Dante'nin rolü ana kahraman olmaktan çıkıp Nero için bir akıl hocalığına dönüşür. Dante'nin gençlik kabadayılıklarından deneyimle kazanılan bilgeliğe geçişini anlatır. Bir yandan kendi hedeflerinin peşinde koşarken bir yandan da Nero'ya incelikli bir şekilde yol gösterir. Bu yeni nesle öncülük etme dürtüsüdür. Dante Nero'nun kendi iblis avcılığı işini kurmasına yardım eder. Bu bilgisini ve mirasını aktarmaya yönelik bir sorumluluk duygusu ile ilgilidir. Nero'nun yeni bir kahraman olarak ortaya çıkışı anlatıdaki büyüme ve ardıllık temasını vurgular. Yani Dante ve Nero arasındaki dinamik, meşalenin bir nesilden diğerine aktarıldığı kahramanlığın döngüsel doğasını yansıtır. Yedinci bölüm etik bir adım öndedir. Sparta'nın iki oğlu Dante ve Virgil mükemmel bir şekilde eşit güçtedirler. Güç, yetenek, dayanıklılık her birinde eşittirler. Ancak Dante ne için savaştığının bilincine vardığında adaleti ve etiği seçtiğinde Virgil'e karşı üstün gelmeye başlar. Dante insanlığın gerçek bir koruyucusudur ve bu felsefeye sıkı sıkıya bağlı kalır. Animede Side ruhun yoksa gücün hiçbir şey ifade etmediğini söyler. Buna karşılık Virgil insanlığı pahasına güç ve kontrole daha odaklanır. Bu bağlamda şeytani yetenekleri üzerinde daha fazla ustalığa sahip olsa da empati ve ahlaki pusula eksikliği nihayetinde birçok durumda düşüşüne yol açar Virgil'in. 8. bölüm kırmızı şal sembolizmi. Dante'nin ikonik kırmızı paltosu yalnızca şık görünümünün değil aynı zamanda annesi Eva ile olan bağlantısının da bir semboldür. Dante tıpkı annesi Eva'nın kırmızı şal giymesi gibi uzun kırmızı trench coat giyer. Burada annesinin insancıl yanını babasının şeytani yanına tercih ettiği vurgulanır aslında. Virgil'de ise bu karakter ve kıyafet seçimini babasından yana kullandığını görürüz. If I don't return, you must run. By yourself, alone. You must change your name. Forget your past and start a new life. As someone else. A new beginning. Virgil! Where are you, Virgil? Dokuzuncu bölüm O Palyaço Benim. Dante'yi ortamın pizza sever mizahşörü olarak tanımlayabiliriz. Şakamatikler, alaycı tavırlar, sarkastik bir kişilik. Ancak o yaşam boyunca trajedi ve kederle boğuşmuş birisidir. Annesi genç yaşta iblisler tarafından öldürüldü. Nefret ettiği bir babanın psikolojik mirasıyla yola devam etmek zorunda kaldı. Annesi gibi normal bir insan hayatı yaşayamadı. İkiz kardeşi Virgil ile insanlığı koruma görevi arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Tüm bunlar Dante'nin abartılı maskaralıklarının da bir nedeni aslında bir tür kederle başa çıkma mekanizması. Dante'nin karakteri abartılı bir heyecan arayışı içinde görülebilir. Ancak dış dünyaya ve arkadaşlarına karşı oldukça mesafelidir aslında. İçsel bir soğukluk yayar. Dolaylı antisosyal bir kişiliği vardır. Dante depresyonun kırıntılarını taşır. Şeytanlar, insanlar ve tanrılar gelemez dediydim. Bu kapıdan geçemez dediydim. Spartan'ın oğlu, günahların için tövbe ettin mi? Kırmızı gocuğu giydin de Virgil'in ümüğüne bindin mi? Bir iblisi, ifriti, tanrı sanıp da nasıl taparlar? Gururunu yut, kendi kanında diz çök, korkunda yıkan. Acı çekmek için yaşa, intikam için yaşa, ölüm için yaşa. Gücünü görüyorum Dante. Baban olarak seni kutsuyorum. Mezara kadar yaşa, mezara kadar öl.